Peki çekemiyor. Rahatsız, rahatsız. Böyle rahatsız. Bekle. Peki çekemiyor. Rahatsız, rahatsız. Böyle rahatsız. Geçmiş olsun. Ne oldu? Üçüncü katta hırsız zannettik çocuk. Girmiş, ablası işe gitmiş. Anahtarı kilitleyip üzerine gitmiş. Sabah da biz baktık, hırsız zannettik. Hı-hı. Sonra itfaiye haber verdik işte. Sonra belediyedeki arkadaşlar geldi, indirdik aşağıya. İlk başta biz hırsızlık olayı sandık. Daha sonra intihar edecek sandık. Polis aradı, 155 geldi. Ama olay farklıymış. Haliç Üniversitesi'ne gideceğin geç kalmış. Panik yapıp çocuk camdan dışarı çıkmaya çalışmış. Üçüncü kattan aşağı mı inmek istemiş? Üçüncü kattan aşağıymış. Çocuk ilaç da kullanıyormuş. Panik yapınca biz de acil olarak itfaiye haber verdik. Kaç yaşlarında çocuk? Üniversite öğrencisi herhalde. 18-22 yaş arası. Şu cam açık olan geldi. Açık olan. Dik alt katın üst katında. Anladım. Peki siz hemen haber verdiniz herhalde. Biz hemen haber verdik. İtfaiye arkadaşlar geç kaldılar. Sonradan belediyedeki arkadaşlar aradık. Belediye geldi. Belediye şeyle kurtardı. Kepçe mi geldi? Kepçeyle kurtardı. Peki çocuk bir şey dedi mi kurtarınca? Polise teslim ettik. Polis de sınava yetiştirmek için sınava, aldı çocuğu getirdi. Sınava gitmek için böyle tehlikeli bir şey mi yapmış? Akli dengesinde biraz o an panik yapmış demek ki. Ablası da evi kilitleyince gidince. Anladım. Peki geçmiş olsun dedim. Hadi sağ ol. Ya şey, şu cam da ya. Kapıyı kilitlemiş. Cama mı çıkmış? Ha, camdan aşağıya sarkmış. Kamera buraya doğru bakarsan amca. Şu ikinci katın penceresine. Ablası işe gitmiş. Kapına basmış. Hı hı. Oradan da öbür cam açık. Buraya bak, içeriye girmeye çalışıyor. Ha, niye çıkmış? Bilgin var mı cama? Anahtarı unutmuşlar. Ablası anahtarı içeriye unutmuş. Hı hı. O da çocuğun imtihana gidecekmiş herhalde. Evrakları içerideymiş. Hı hı. Anahtarı olmayınca çekmiyor, oradan bu aşağıya sakmış. Cahil çocuk. Tek başı. Sonra kim kurtardı geldi abi? Ben yukarıdaydım zaten de şey gelmiş. Bu arkadaş buradaydı. Çocuk öğrenci mi? Sınava mı gidecek? Herhalde öyleydi.